Evet sevgili Vizyon 58 televizyon izleyenleri, bir şifa kapısı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hayırlı pazarlar diliyorum öncelikle. Bu haftaki konuğumuz alanında oldukça uzman doktor ve başarılı olan bir uzman doktorumuz, radyasyon onkoloji alanında Profesör Doktor Mustafa Vecdi Ertekin olacak. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hocam konumuz akciğer kanseri. Evet. Öncelikle akciğer kanseri nedir? Bundan bahsedelim. Akciğer kanseri, akciğerden herhangi bir hücreden birinin farklılaşarak, genetik olarak farklılaşarak kanserleşmesi ve bu alanda yayılarak bir kitle oluşturmasıdır akciğer kanseri. Bir genetik değişim söz konusudur ve bu genetik değişim sonucu oluşan hücre bütün her yeri ele geçirme programı şeklinde ilerlemektedir şey olarak. Belirtileri nedir hocam? Şimdi akciğer kanseri neden önemlidir? Önce o konuya bir değinmek gerekir. Akciğer kanseri ülkemizde en sık görülen erkek kanseridir. Yani erkeklerde yaklaşık her yıl 78 bin ila 85 bin arasında erkeğe yeni kanser tanısı konulmaktadır. Ve bunların yaklaşık %25'inde akciğer kanseri oluşturmaktadır. Akciğer kanseri neden önemlidir? Akciğer kanseri önlenebilir kanserler arasındadır. Özellikle nedeni olan sigaranın bırakılması akciğer kanseri gelişimini önemli ölçüde azaltmaktadır. Bunun haricinde iş güvenliği yasalarına uygun çalışma şartlarının oluşturulması yine akciğer kanseri sıklığının azaltılmasında önemli bir yoldur. Özellikle kimyasal ajanlarla çalışanlar da, asbestle çalışanlar da ya da demir tozu gibi böyle küçük zerrecikli toz şeklinde olan işlerde çalışanlar da iş güvenliği kurallarına uygun çalışma şartlarının oluşturulması ve çalışanların bu kurallara uyması gene akciğer kanseri sıklığının azaltılmasında önemli rol oynayacak faktörlerden birileridir. Bunun haricinde akciğer kanseri dünyada da çeşitli bölgelere göre değişmekle beraber prostat kanseriyle beraber birinci sıklığı almaktadır. Bazı bölgelerde prostat kanseri birinci sıklıkta, akciğer kanseri ikinci sıklıkta. Bazı bölgelerde ise akciğer kanseri birinci sıklıkta, prostat kanseri daha sonraki sıklıkta yer almaktadır. Ama ülkemiz için çok önemli bir kanser şeklidir erkekler için. 1960'lı yıllardan sonra kadınlarda da sigara içiminin artmasıyla beraber kadınlarda da görülme oranları hızla artmıştır. Sigarayla etkin mücadelede son yıllarda hafif de olsa bir düşme eğilimi görülmektedir. Akciğer kanserinin belirtileri neler olabilir? Akciğer kanserinin belirtileri kanserin akciğerdeki yerleşim yönüne göre değişir. Erken evre kanserlerde hemen hemen hiçbir semptom görülmezken bazen düzelmeyen enfeksiyonlar oluşabilir. Bu düzelmeyen enfeksiyonlar nedeniyle hastalar hekime müracaat edebilir. Bunun haricinde nefes darlığı, öksürük önemli bir semptomdur. Özellikle irrite edici öksürük kuru sıktır. Kuru öksürük. İrrite edici kuru öksürük sıktır. Bununla birlikte balgam çıkarma görülebilir. Balgam çıkarmada bazen balgamda kan görünme şikayeti olabilir. Hastaların en sık başvuru sebeplerinden birisi de budur. Büyük nefes darlığı olabilir. Damarla büyük hava yollarına olan basısı nedeniyle daha da büyüyüp yemek borusuna basması nedeniyle yutmada zorlanmalar olabilir ya da büyük damarlara basması nedeniyle vena cava superior sendromu dediğimiz kan akışının engellendiği durumlarda vücudun üst kısmının boyunun, yüzün şişmesiyle karakterize vena cava superior sendromu oluşabilme ihtimali vardır.
Ama en sık görülen bulgular özellikle öksürük, onun haricinde nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, onun haricinde balgamdan kan gelmesi şikayetleri en sık başvuru sebepleri arasında sayılabilir. Hocam erkeklerde daha çok görüldüğü tanısında bulundunuz. Şu an bayanlar ve orta yaşlı genç gruplarında görülme olasılığı ne kadardır şu an Türkiye'de? Şimdi sigara içme alışkanlığı erkeklerde daha çok. Kadınlarda daha az. O nedenle kadınlarda daha sık. Ama akciğer kanserinin genetik özelliği varsa o zaman genç hastalarda da görülme ihtimali ortaya çıkıyor. Ama genellikle ileri yaş hastalığı olarak karşımıza çıkmakta. Genelde kanserin sinsi olarak ilerlediğini biliriz, öyle duyarız. Bu gerçekten de bu şekilde mi ilerliyor? Yani daha öncesinde bir kuru öksürük ya da balgam olmadan da belirtisiz bir şekilde kanser vücudumuzda büyüyebilir mi? Bu gibi bir şey var mıdır? Şimdi şöyle, vücudumuzda kanserleşen hücreler her zaman vardır. Ancak vücudumuzun savunma sistemi öyle bir dizayn edilmiştir ki milisaniye süresince bütün vücudu tarayarak bu yabancı hücreleri belirler ve bu yabancı hücreleri ortadan kaldırır. Ta ki immün sistemdeki bozukluk meydana gelip bu hücreleri ortadan kaldırmada eksiklik oluştuğu zaman kanser oluşur ancak. Zaten insan vücudunda yani çeşitli dönemlerde de bu genetiği bozulmuş vücudun diğer hücrelerinden farklı hücreler oluşabilir. Ama bu dediğim gibi mükemmel olarak dizayn edilmiş immün sistem sayesinde ortadan uzaklaştırılır. İmmün sistemin bozulduğu durumlarda kanser ortaya çıkar. Şu an toplumda kanser hastası olan çok hastamız var. Genelde de çevresindeki insanlar da kanser hastasının sanki bulaşabilecek bir hastalıkmış gibi bir algıda var. Bu ne kadar doğru peki? Bak, kanser hastalığı bulaşıcı değildir. Tamamen bir hücrenin genetik özelliğinin bozularak bunu da immün sistem tarafından ortamdan uzaklaştırılamamasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Yani bir bulaşıcılığı yoktur. O nedenle onda kanser var aman ondan uzak durayım gibi bir düşünceye kapılmak yanlış bir düşüncedir. İşte demin saydığımız sigara gibi efendim kimyasallara maruz kalma gibi ya da bu asbeste maruz kalma gibi çevresel faktörlerin hava kirliliği gibi şey gibi bunların bütününün bir araya gelmesiyle kanser oluşur. Genetik olarak immün sistemi de bozuk olan hastalarda oluşabilir. O nedenle bulaşıcı bir özelliği yoktur. O insanlardan korkup kaçmanda bir anlamı yoktur. Akciğer kanseri kaç evreden oluşmakta hocam? Bütün kanserler Amerikan kanser evreleme sistemine göre evrelendirirler ve 4 evresi vardır. 1., 2., 3., 4. evre diye. Evreler şu şekilde tümörün büyüklüğüne, bazı yapılara yakınlığına, bazı yapıları tutmalarına göre değişir. Küçük bir tümörse 1, 2, 3, 4 bunların belli boyutsal aralıkları vardır. O boyutsal aralıklara göre evrelendirirler. Toplamda 4 evreden oluşur. Bu evrelere göre tedavi yöntemleri ve süreçleri nasıl ilerliyor hocam? Şimdi genellikle evre 1 hastalarda, evre 2 hastalarda, lenf nodu tutulumu olmayan hastalarda genellikle cerrahi birinci seçenektir. Ama hasta eğer cerrahiyi kabul etmiyorsa, ben kesinlikle ameliyat olmam diyorsa o zaman radyoterapi ve kemoterapi gibi yöntemler de işin içine girebilir. Özellikle evre 3'ün bazı şeylerinde gene cerrahi düşünülebilir erken dönemlerde evre 3A dediğimiz hastalarda. Ama evre 3B'den sonra genellikle eş zamanlı kemoradyoterapi ile hastalar tedavi edilirler. Evre 3B'de çünkü çalışmalar şunu göstermiştir. Cerrahi yapılıp diğer tedavilerin uygulanmasının yaşam süresine bir katkısı yoktur. O nedenle cerrahi gibi invaziv bir işlemde bu daha ileri
evredeki tümörlerden daha uzak durmak gerekebiliyor. İyi huylu, kötü huylu olarak ayırabiliyor muyuz tümörü hocam? Şimdi şöyle, tümör benin malin, yani iyi kötü olarak ayrılır. Adı kanserse malindir ve kötüdür. Yani tümörler benin dediklerimiz vardır, iyi huylu. Yani sadece kendi bulundukları alanda büyüme gösterirler, sağa sola yayılmazlar. Malin dediğimiz tümörler ise kanserdir. Bunlar bulundukları ortamda yayılabildikleri gibi vücudun diğer bölgelerine de gitme eğilimindedirler. Buna müdahaleyi nasıl sağlıyorsunuz hocam? Kontrolleri altında tabii ki hastanın süreci geçiyor. Peki diyelim ki akciğerden bağırsağa aktarılan bir kansere nasıl müdahale oluyorsunuz? O aynı ilaç mı, aynı yöntem mi? Bu süreç nasıl değerlendiriliyor? Şimdi şöyle, eğer metastaz yaptıysa, akciğer kanserlerinin en sık metastazları genellikle beyine ve kemiğe olur. Bunlar için de çeşitli tedavi modaliteleri vardır. Eğer primer akciğerdeki hastalığı, yani akciğer bölgesindeki hastalığı da aktifse ve metastazları varsa, metastazlara bağlı şikayetleri varsa, ağrı gibi ya da beyne atladığında nörolojik bozukluklar gibi bir takım şikayetleri varsa, felç gibi, işte baş ağrısı gibi, görmede bozulma gibi, işte bir takım beyinle ilgili şikayetleri varsa, o zaman radyoterapi ile bunlar düzeltilir. Sonrasında kemoterapi ile devam edilir tedavisine. Kemoterapi çok kabul edilen bir süreç değil aslında hastalar için psikolojik olarak. Biraz hastalar kanseri zaten kabul etmezken bu gitgide saç dökülmesi ya da belli bir psikolojik süreçten geçiyor hastalar ve yakınlar. Bu süreci nasıl aşmaları lazım? Yani bir kere hastalığı kabullenmek gerekecek. Yani ben kabullenmiyorum, bu bende olmadı demek. Kabullenmemesi aslında biraz daha mı evrelendiriyor? Olmadığı anlamına gelmiyor. Yani teşhisi koyulduğu andan itibaren hastanın evet tamam ben akciğer kanseriyim ama bunu yeneceğim diye yola çıkması gerekir. En önemlisi bu. Ve çevresinde bulunan yakınlarının da bu konuda hastaya destek olması gerekir. Eğer hasta bana kemoterapi şöyle yapılıyor, saçlarım dökülecek, şu bunu düşüncesi içine girerse tedavisi başarısız olur. Ve hastalığın ilerlemesinden dolayı da kaybedilir. Yani o nedenle saç insanın kendisindedir. Dökülür ama çıkar. Ama hayat elden gidince bir daha geri gelmez. İnsanlarımızın bunun bilincinde olması lazım. Artık son yıllarda hem kemoterapi alanında gerek immün sistemi uyarıcı bir takım ilaçlar, gerek hedefe yönelik bir takım ilaçlarla beraber yaşam süreleri oldukça arttı. Radyoterapideki gelişmelerden dolayı yan etki insidansları azalarak tedavi başarı oranları arttı. Hastalarımızın bu bilinç içerisinde olması ve evet ben akciğer kanseriyim ama bunu yeneceğim diyerek yola çıkması ve onun hastanın yanındaki yakınlarının da bu konuda hastayı cesaretlendirmesi ve destek olması gerekir. Uzun bir süreç olduğu için de psikolojik bir destek. Destek almak o, evet. Bazı hastalarımız alıyor, kendini daha iyi hissediyor. Bazıları da almıyor. Yani ama biz öneriyoruz yani bu konuda hani daha kolay aşılacağı konusunda psikolojik destek alınmasın. Hastalar tedaviyi kabullenmesi ve tedavi süresince oluşacak şeyleri yenmesinde cesaretlendirmek amacıyla biz psikiyatristle görüşmesini ve bu konuda destek almasını öneriyoruz zaten hastalarımıza. Hocam tedavi sürecindeki bir hastanın uyguladığınız tedavinin yan etkisinde yapılan işlemler nelerdir? Yani o tanıyı koyduktan sonra... Şimdi tabii ben radyasyon onkoloğu olduğum için sadece bu konuda fikir beyan etmek isteyebilirim. Diğer konu medikal onkolog arkadaşların konusudur. Kemoterapiyle ilgili yan etkiler ve şeyler. Ama böyle yüzeyel onlara da belki değinebiliriz. Kemoterapiyle ilgili en sık görülen yan etkiler bulantı olabiliyor. Buna yönelik
bulantı kesici ilaçlar var. Öncelikle kemoterapi öncesi verilen medikasyon dediğimiz bir takım ilaçlarla kemoterapinin yan etkileri daha azaltılabiliyor. Bazen periferik nöropati dediğimiz el ve ayakların en uçlarındaki sinirlerde yıpranmalar olabiliyor. Bu kendini uyuşukluk şeklinde gösterilebiliyor. Bunlara da nörolog arkadaşlar destek oluyor bir takım ilaçlarla. Onun haricinde bazen kan değerleri düşebiliyor. Bunlara yönelik ilaçlar var. Onlarla gene bu tedavilerle başarılı bir şekilde kemoterapi protokollerini arkadaşlarımız sürdürebilmekte. Radyasyon onkolojisine gelince akciğer kanserlerinde en önemli yan etkimiz eğer tümör yemek borusuna yakınsa yutmada zorluk olabiliyor. Bu yutmada zorluk hastada kilo kaybına, halsizlik, güçsüzlüğe sebep olabiliyor. Ama tabii tedavi başlangıcı itibariyle biz bu semptomları azaltacak ve hastayı daha rahat tedavi almasını kolaylaştıracak bir takım ilaçları başlıyoruz tedaviyle beraber. Bu şekilde bizim mukozit dediğimiz bu yemek borusunun iç yüzeyindeki bu mukozal hücrelerin harabiyetine bağlı oluşan bu hasar daha minimalize ve hasta daha rahat geçirebilmekte. Onun haricinde son yıllarda radyasyon onkolojisi alanında çok önemli gelişmeler oldu. Biz tedavilerimizi birebir görerek ve hangi organın ya da dokunun ne kadar doz aldığını bilerek yapıyoruz. Bu sayede radyoterapiyle eski dönemlerde oluşabildiği söylenen yan etkilerin insidansları son yıllarda çok çok azaldı. Sağ akciğer, yani akciğer, sol akciğerle tedavide en fazla kalp alanın içinde olabilir. Tabii bunu gene yapılan tedavi şekilleriyle, özellikle volümetrik art terapi dediğimiz tedavilerle daha minimalize edebiliyoruz. Bu şekilde de hastalarımızı radyoterapinin sebep olduğu yan etkilerden daha iyi korumak mümkün olmakta. Hocam akciğer kendini yenileyebilen bir organ mıdır? Yani tümör bulunduktan sonra, iyileşme sürecine gittikten sonra tekrar tekrarlanabilme olasılığı, o tümörün olma olasılığı var mı? Her zaman vardır. Yani bu akciğer için değil, başka yer tümörleri için de geçerlidir. Yani kanserleri için de geçerlidir. Lokal nüks dediğimiz durumlar her zaman olabilir. Önemli olan hastanın tedavilerine uyumlu olması ve tedavilerinin devamını getirmesidir. Genellikle nüksler ilk 2 yıl içerisinde daha sık, eğer görülecekse, görülmektedir. O nedenle biz hastaların tedavisini yaptıktan sonra ilk 2 yıl daha böyle yoğun takip ederiz. Yani 3'er aylık periyotlarda. 2 yıldan sonra ise 5 yıla kadar 6 aylık periyotlarda. 5 yıldan sonra da yıllık periyotlarda. O nedenle hasta zaten kontrol altında olduğu için lokal nükslerde de erken tedavi başlama ve onlara da mücadele etme ihtimalimiz daha da güçleniyor. Özellikle kemoterapide son yıllarda çok büyük yenilikler oldu. Akciğerdeki çeşitli bu kanser hücrelerindeki çeşitli belirteçler var. Bunlara yönelik özel ilaçlar geliştirildi. Ve bu özel ilaçların kullanılmasıyla beraber de sağ kalım süresi önemli ölçüde artmış oldu. Dediğim gibi daha önce radyoterapide de çok önemli gelişmeler oldu. Bu sayede de daha yüksek dozları vererek tedaviyi daha iyi yapabilme şansını elde etmiş bulunuyoruz. Aşı tedavisi nedir hocam? Aşı tedavisi kanser hücrelerinin vücuda tanıtmakla alakalı bir şey. Ülkemizde uygulanan bir yöntem değil. Küba'da şu anda akciğerle ilgili olduğu söyleniyor. Ama bununla ilgili bilimsel çalışma yok elimizde. Ne kadar etkin, ne kadar şey olduğunu gösterir bir bilimsel çalışma yok. O nedenle de şu an için bu başarılıdır, değildir demek mümkün değil. Türkiye'de uygulanmıyor. Tabii ki.
Peki akciğer nakli hangi durumda sağlanabilir hastaya? Akciğer nakli kanserli hastalarda yapılmaz. Yani akciğer naklinin şartları vardır. Onu nakille uğraşan arkadaşlar çok daha yani bu iyi. Tedavi olarak yöntem hayır, değil hayır, akciğer hayır, nakli. Hayır. Peki hocam tedavisi bitti. Tekrarlanabilecek söylediniz. Bu tekrara düşmemek için ya da hücrede farklı bir yerde kanser saptanmaması için neler yapmalılar vatandaşlar? Yani bir kere hayatın akışından kopmamalar lazım. İki, kontrollerine düzenli gelmeler lazım. Beslenmelerine dikkat etmeler lazım. Stresten uzak durmalar lazım. Ama bütün bunlara rağmen tekrarlayabilir mi? Evet. Tekrarlar. Yani o nedenle tedavisi başarıyla yapılmış hastaların takipleri de başarıyla yapılmalı ki tekrarladığı zaman da yine başarılı bir şekilde tedavi edilebilsinler. Hocam bir de modern tıp yanında alternatif tıp var. Bu hususta işte otlardır, bitkilerdir, bu gibi dışarıda satılan karışımlardır. Bunlardan medet umuyorlar insanlar. Biraz o sürece girmediğinden, kabullenmediğinden dolayı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi benim alternatif tıp denilen bu konularda ne kadar başarı elde ediliyor kanserde? Bu açık değil. Bu konuda hiçbir veri yok elimizde. Birileri bir takım şeyler uyguluyorlar. Bunun kanser hücresini yok ettiğine dair çok fazla bir çalışma yok elimizde. Biz bir tedavinin başarılı olmasını görmek için bu tedavinin diğer standart tedavilerle karşılaştırılmış prospektif randomize çalışmalarını görmek isteriz. Ya da bu konuda yapılmış çalışmaların değerlendirildiği meta analizlerden çıkan sonuçlara bakarak karar veririz. Yani bu işin bilimsel yönü budur. Bunun haricindeki bütün şeyler filmseldir ve tamamen başka amaçlara hizmet olarak uygulanmaktadır. Yani bu konuda elimizde efendim ısırgan otu akciğer kanserini tamamen tedavi ediyor diye bilgi yok. Ama hani bizim halk arasında önceden beri kullandığımız, immün sistemi güçlendirdiğini bildiğimiz bir takım gıdalar, şeyler olabilir. Onları zaten tüketilmekte, halk arasında da tüketilmekte. O nedenle ben hastaların bu yollara girmesi taraftarı değilim. Çünkü bu konuda elimizde bilimsel olarak yeterli bir done yok. Yok. Evet. Peki hocam bildiğiniz üzere Kasım ayı akciğer farkındalık ayı. Evet. Türkiye'de de bu evet. Şekilde biliniyor. Neler yapılmalı? Daha da bilinçlendirilmesi hususunda vatandaşlara buradan ne mesajlar vermek istersiniz? Şimdi herkesin akciğer kanserinin en önemli sebebinin sigara olduğunu iyi bilmesi gerekir. Benim şahsi kanaatim sigaraya hiç bulaşmamak. Pasif içici olarak bile. Evet, hiç bulaşmaması. Yani hastalarımızdan görüyoruz. Yani sigarayı içtikten sonra bırakılsa bile kanser görülme ihtimali gene ortaya çıkabiliyor. O nedenle özellikle çocukları küçük olan ailelerin hem yanlarında sigara içmemelerini hem de onları sigara konusunda, içilmemesi konusunda bilinçlendirerek sigaradan uzak tutmaları gerektiğini düşünüyorum. Sigara içenlerin de şeyi azaltmak için, oluşma riskini azaltmak için bırakmalarını tavsiye edebiliriz. Demin de söyledim, özellikle asbest gibi, ince metal tozları gibi ya da kimyasallar gibi çalışma ortamlarında çalışan insanlarımızın da, işçilerin de maksimum iş güvenliği kuralları altında çalıştırılması gerektiğini düşünmekteyim.
Bu şekilde güvenli çalışma ortamları oluşturularak akciğer kanserinin sıklığı azaltılabilir. Akciğer kanserinin bir tarama şeyi yoktur. Metodu yoktur. Mesela meme kanseri için mamografi, efendim ultrason vardır. Efendim prostat için kandan alınan 1 cc kanla bakılan prostat spesifik antijen denilen bir şey vardır. Ya da kadınlardaki jinekolojik kanserlerde, yani serviks dediğimiz rahim kanserinde bir sürüntüyle bunları halledebilirsiniz. Ya da bağırsak kanseri için gaytada gizli kan denilen bir tetkikle şüphelenilip kolonoskopi yaparak bu yollara, bunlara tarama programları olarak kullanabiliriz. Ama akciğer için bir tarama programı yoktur. O nedenle akciğer kanserinin ortaya çıkış olasılığını arttıran etmenlerden uzak durmak gerekir. Özellikle demin söylediğim gibi sigara bir, iki iş çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çalışan işçilerin de bu kurallara harfiyen uyması. Bazen iş yeri sahibi tüm şeyleri, önlemleri alıyor. Fakat işçi kendisi vay ben bunu aldım, vay bunu takmak bana zor geliyor gibi bahanelerle kullanmayabiliyor. Yani iş çalışma koşullarının, iş sağlığı güvenliğinin bu nedenle hem işveren tarafından hem işçi tarafından uygun bir şekilde uygulanması. Özellikle stres, hava kirliliğinin yoğun olduğu ortamlardan uzak durmak, belki akciğer kanserinin insidansının azaltılmasında önemli rol oynayacak faktörler olabilirler. Hocam biliyorsunuz ki 3 yıllık bir pandemi sürecinden geçtik. Bu kanser hücreleri daha da çoğaldı ve daha hastalar çoğaldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu ona bağlamak mümkün değil. Çünkü daha neyin ne olduğu belli değil. Yani virüs bu kanseri arttırmış mıdır ya da kanser yapmış mıdır? Bunun bilimsel verisi yok elimizde. O nedenle pandemi kanseri arttırdı diye bir yorumda bulunmak doğru değildir. Ama bundan 15 yıl sonra yapılır tetkikler ya da yayınlar çıkar. Bakarsınız ki koronavirüse bağlı kanser oranları artmış. O zaman diyebilirsiniz ancak. Yani ama herhangi bir belirtinin, herhangi bir şeyin yok. Yani kesinlikle bu konuda bilimsel bir veri yok. Bilimsel. Evet. Her ne kadar bizler sosyal medya ve haberlerde aracılıkla öyle görmüş sosyal olsak da sosyal medya bazen inanmamak gerekiyor demek olayı, ki. Evet. Olayı biraz eksejere edebiliyor. Yani o nedenle bilimsel verileri görmeden ve bunlara bağlı dokümanları ortaya koymadan bu böyledir demek mümkün değildir. Daha ki henüz daha 2 yıl, yani 1 yıl bile geçmedi pandemi sonlandı ve buna bağlı kanserler arttı demek için daha çok erken. Hocam eklemek istediğiniz varsa eğer toparlayacak olursak. Evet. Akciğer kanseri dediğim gibi ülkemizde en sık görülen erkek kanseri ve son yıllarda kadınlarda da insidansı artmakta. Bu nedenle akciğer kanserine sebep olabilecek önlenebilir faktörleri ortadan kaldırarak daha uygun ortamlarda ve daha az akciğer kanserli günlerde olmak mümkün olabilir. Özellikle sigara içiminin bırakılması, iş güvenliği, çalışma şartlarının bu konuda demin söylediğim demir tozu gibi şeylerde, asbestle çalışan ortamlarda veya da kimyasallarla çalışılan ortalarda iş çalışma güvenliğiyle ilgili koşulların da oluşturulmasıyla akciğer kanser insidansının hızla azalacağını ve insanların önümüzdeki dönemlerde daha az akciğer kanseri olma ihtimaliyle karşı karşıya olacağını düşünüyorum. Ama bu çok hemen erken bir dönemde olur mu? Biraz zor. Bu nedenle de bu konuda halkı bilinçlendirmek amacıyla zaten bu akciğer kanseri farkındalık ayı ya da günleri
düzenleniyor. Bu konuda insanlarımızın özellikle akciğer kanserine neden olan faktörler konusunda bilgileri arttırarak ve bu konuda gerekli önlemleri almaları için cesaretlendirilerek insidansı düşürülmeye çalışılmaktadır. Ben de buradan sevgili izleyicilerimize sigarasız, alkolsüz, sağlıklı beslenmeyle geçen, bol hareketli, güzel bir yıllarda inşallah kansersiz, güzel, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Siz alanınızda oldukça uzman bir doktorsunuz. Sizlerden tedavi için randevuyu nasıl oluşturabilir vatandaşlarımız? Bir de ondan bahsedersek. Bizim hastanemizin 212-665-50-50 nolu telefonları var. Buradan çağrı merkezine. Çağrı merkezini arayarak oluşturabilirler. Bizim internet sitesi var gene hastanemizin. Oradan alabilirler. Ulaşmak kolay. Ulaşımı da kolay. Avrasya Hastanesi'nin. Peki. Çok kolay ulaşabilirler yani. Çok teşekkür ederim açıklamalarınızdan dolayı hocam. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Evet değerli izleyenler, çok önemli bir kanser türüydü. Akciğer kanseriydi ve farkındalık ayındaydık. Umarım sizlere güzel mesajlar vermişizdir. Ve en önemlisi sigarayı bırakmanıza bir vesile olmuşuzdur. Bir dahaki Şifa Kapısı programında görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.